Evet, sizi tanıyabilir miyiz lütfen? Serdar Osman Şen. Evet. Yayınlanmasında sakınca görüyor musunuz? Yok. Peki efendim, teşekkür ediyorum. Şey mi? Nasıl oldu, ne zaman oldu? Kısaca anlatır mısınız lütfen? Bu 2,5 aya yakın oldu. Evet. Yani hastanede kurutma makinesi vardı. Orada yeşilleri kuruturken evet. Yani ufak bir dalgınlığımıza geldi, kolumuzu kaptırdık. Malatya İnönü Üniversitesi. Malatya İnönü Üniversitesi, Turku Dözel Tıp Merkezi. Tıp Merkezi'nde çamaşırhanede kurutma makinesine çalışıyorsunuz. Kaç evet. yıldır çalışıyorsunuz? Orada 1,5 yıldır aşağı yukarı çalışıyorum. Evet, kolunuz makineye kaptırıldı ve tedavi oldunuz. Evet, tedavi oldum. Şey, ameliyat oldu, 8 saat yakın şey oldu. Evet. Kolumuzu diktiler. Yani yerine tutmadı. Evet. Ondan sonra geri aldılar, 15 gün sonra. Evet. İşte ondan sonra bu hale geldi. Bundan sonra bir ay sonra bir ufak bir ameliyat daha geçirdim. Şu ön tarafı bacağımdan deri alıp kapadılar. Kapattılar. Evet. Yani ondan sonra tedavilerimiz devam ediyor. Peki Zaloğlu şirketi ve İnönü Üniversitesi size karşı sorumlu. Evet. SGK da sizden sorumlu. Bir mahkemeye intikal etti mi? Yok, şu anda etmedi. Size trafik kazası raporu verildiği söyleniyor, doğru mu? Onu bilemeyeceğim de artık benim normal olarak iş kazası diye geçiyor. Hı, sizinki iş kazası. İş kazası. Ama trafik kazası raporu verildiğinden haberim yok diyorsunuz. Evet. Peki bu aşamada ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bir tazminat davası açmayı düşünüyor musunuz Zaloğlu şirketine ve İnönü Üniversitesi'ne karşı? Ya şu anda böyle bir şey düşünmüyorum. Hı-hı. Yani onu şu anda düşünmüyoruz yani. Raporunuzu bekliyorsunuz. Raporumuzu bekliyoruz. Teşekkür ederim Serdar Bey. Geçmiş olsun. Sağ olun.